Yatırım için en iyi seçenek birçok kişiye göre halen konut. Peki hiç görmediğiniz, belki de hiç gitmeyeceğiniz kilometrelerce uzaklıkta bir evi satın alır mısınız? Alanlar var. Üstelik çok da karlı olduğunu düşünüyorlar. Havuzlu, lüks sitede ya da şehir merkezinde geniş bir apartman dairesi. Kelepir yatırım için birebir ama Florida'da ve bu eve sahip olmak hayal değil. 2008 yılındaki kriz Amerika'yı emlak açısından bütün dünyada en cazip ve en çok kar eden pazar haline getirdi. Yatırım denince birçoğumuzun aklına ev almak geliyor. İyi bir yerden kar ettirecek bir ev almak geliyor. Tabii bütçeye göre değişir. Plazadan da olabilir, siteden de olabilir, apartman dairesi ya da müstakil ev de olabilir. Ama bunların dışında bir ihtimal daha var. O da Florida'dan yatırımlık ev almak. Şimdiye kadar Amerika'da ev sahibi olanların sayısı hiç de az değil. Begüm Vatansever onlardan biri. 2012'de 40 bin dolara aldım. 2 yıl sonra 70 bin dolara satılması istendi. Gidip görmeden ev alınır mı sorusu akıllara geliyor. Aslında mümkün. Gidip gördünüz mü evinizi? Hiç görmedim. Amerika'ya hayatımda gitmedim. Benim gidip görmeme veya ona benzer bir şey gerek yok. Çünkü zaten düzenli kira getirisi yatıyor bana. Fırat Şeker de Amerika'da evi olanlardan. 70 bin dolara aldığı evin son değeri 140 bin dolardı. Hemen hemen %100 yani bir kar etmiş gibi bir şey oldum yani. İstanbul'dan bir ev alsaydınız bu karı yaptırabilir miydiniz size? Valla sanmıyorum. Amerika'dan, Florida'dan ev almak zor değil. Şu sıralar ortalama fiyatları 100 bin dolar. Yani yaklaşık 450 bin lira. O evin kira getirisi ise yine Türk lirasına göre 4 bin lira civarında. Yatırımcı geliyor, elimizdeki alternatiflerden istediği evi seçiyor, karar veriyor. Noterde satışını yapıyoruz ve satış yapıldığı gün itibariyle kira geliri yatırımcının hesabına yatmaya başlıyor.